beraberim. Konuğum demeyeyim de artık paydaşım diyeyim. Abi bu programda paydaşız. Paydaşız be. Valla ortağız evet. Birkaç bölüm oldu. Bayağı ilgi görmeye başladı. Artık izleyiciden dönüşler geliyor. WhatsApp hattımıza. Bu dördüncü, beşinci bölüm oldu. Evet, WhatsApp hattımıza sorular geliyor. Eminim bireysel olarak sana da geliyordur abi. Bugün bu gelen sorular üzerine konuşalım. Konuşalım. İsterim. Haftan nasıl geçti abi? Valla çok sıcak. Bu yangınlar bizi çok üzdü tabii yani. O çok kötü, inşallah sabotaj değildir de. Evet. Yani kötü velhasıl yani. Yangın önleme ve yangınlara müdahale konusunda herhangi bir tespitin, eleştirin, değerlendirmen olacak mı abi? Tabii afet kabul edeceksin bunu. Değil mi? Ama şu bazı vilayetlerde şeyi yasakladılar, ormanlara girişi, pikniği evet. Yasakladılar. Bu iyi bir gelişme. Evet. Yani bunu devam ettirmek lazım yani. Evet. Kenan Kılıç isimli bir izleyicimiz, emekli öğretmenmiş. Diyor ki Aydın'ın Büyükşehir Belediyesi olması yanlıştır dediniz diyor. Siz dediniz, ben demedim. Evet. Neden yanlış? Aydın için daha iyi olmadı mı diye bir soru var. Ne dersiniz? Başka sorular varsa hepsini toplayıp tek şeyle cevap verelim. Var mı başka okul? Var tabii, başka bir sürü soru var. Mesela Ali İhsan Çiçek adlı bir izleyicimizde belediyeler arasında çekişme var. Bunu kim düzeltecek demiş. Kuşadası her taraf bina oldu. Bu doğru mu? Belediyeler hizmete yetişemiyor. Hem de nüfus artmasına sebep oluyor. Bunu da emekli Neriman Akgün söylemiş. Didim ve Kuşadası elden çıktı. Her seçimde belediye başkanı değişiyor. Neden acaba demiş bir tanesi. İsim vermemiş. S.Ç demiş. Rumuz'da yazmış. Belediyenin Yunan Adası'nda deniz otobüsü işletmesi yapması neden kanuna aykırı? Neden bu kanunsuzluğa müsaade ediliyor? Yunan Adası'nda turist taşımak Aydın Belediyesi'nin işi mi? Müşteba Şen adlı bir izleyicimiz yazmış. Atatürk'ün Aydın'a gelişi kutlanıyor mu? Valilik yapmıyorsa belediye yapmaz mı demiş bir tanesi. Sabahattin Avcı, Mehmet Ali Avcı çiftinden gelmiş bu soru. Bugünlerde 3. Dünya Savaşı çıkacak diye... Yani şimdi dur, bu belediyelerle ilgili toptan bir konu şey yapalım, konuşalım. Şimdi o sorunun bir tanesi, belediye başkanları niye değişiyor? Evet, Didim'den. S.Ç. Evet. Bu bir, tabii herhalde bir parti iç sorunu galiba. Ya memnun değiller belediye başkanından. Evet. Ya esasında devamlı olsa, süreklilik olsa istikrar olur. Keşke öyle olsa, ama dediği gibi her seçimde değişiyorsa, ki değişiyor değil mi? Evet. O da her seçim ki... değişmiyor. Deniz Atabay iki dönem yaptı orada üst üste. Yani Mümin Kamacı da bir iki dönem yaptı. Yani zaten. Partinin sorunu. Biz parti konularına pek girmiyoruz biliyorsun. Evet. Öteki soru Yunan Adaları meselesi. Geçen hafta konuştuğumuz. Konuştuğumuz mesele. O reklamları da çok çıkıyor falan. Onu konuşalım. Bir de Büyükşehir Belediyesi neden? Yanlış dediniz diyor Aydın. Neden yanlış dedim. Onu izah edeyim müsaadenizle. Belediyeler arası çekişmeden bahsetmiş biri. Oluyor işte. Senin parti, benim parti davası. Parti değil, aynı partili olup da çekişenler. Evet, oluyor. Onun sebebini biz bilmiyoruz. Kendi aralarında. Evet. Yani olmaması lazım. Yani bu yönetimde, idarede bu tür çekişmelerin zararını vatandaş çekiyor. Bunu yöneticilerin, belediyecilerin, particilerin dikkat edip bu çekişmeleri yapmamaları lazım yani. Yakışmıyor, yakışmıyor. Olmaz. Şimdi şeye gelelim. Niye Büyükşehir Aydın için iyi olmadı sebebini? Şimdi Türkiye idaresi iki yapı üzerine kuruludur. Evet. Biri belediyelerin olduğu yerler, bunlar şehirler genellikle. Daha sonra bunu nüfusu 2000'e kadar olan yerlere belde belediyeleri, ilçe belediyeleri yaptılar. Türkiye'nin ikinci idare kısmı da köylerdir. Bunların kanunları da ayrıdır. Yani belediye kanunları ayrıdır, köy kanunu ayrıdır. Ayrı bir rejime tabidir ikisi de. İller İdaresi Kanunu bünyesi içerisinde iki ayrı yapıdır. Köylerde vergi olmaz vesaire, bir sürü şey var, imkan var. Muhtarların yetkileri vardır fazla miktarda. Evet. Yani Türkiye'nin idare yapısı bunu gerektiriyor. Daha sonra merkezi idarede 1984 senesinde, 83 senesinde merkezi idare olayların çok gerisine kaldığı için bazı yetkilerini belediyeleri devretmek istedi. Evet. Onun için de büyükşehir kurulması öngörüldü. Büyükşehir içinde nüfusu 1 milyonu geçen, yani çevresiyle beraber değil de ilçeleriyle beraber, sadece merkez olarak, şehir merkezi olarak evet. 1 milyon olanlara
efendim büyükşehir statüsü verildi ve özel bir kanun çıkarılmıştı. 3030 sayılı diye bir kanun çıkarmıştı. Yanılıyorsun bence. Tüm nüfusu 1 milyon olanlar. Aydın'ın nüfusu. Hayır, hayır. Merkezi. O sonra değişti o. Evet. Senin dediğin sonradan değil. O zaman ilk kurulduğu zaman da işte İzmir, İstanbul, Ankara, Adana, Bursa. Bursa falan onlar vardı yani. Daha sonra bu büyükşehirin yetkileri bakanlık yetkilerine haiz olduğu için, oraya devredildiği için politik baskılarla nüfusu yetişmeyenleri de büyükşehir statüsü verebilmek için 750'nin üstüne 750'ye düşürdüler. Daha sonra 500'e düşürdüler. Sonra yetmeyince de artık bütün ilçeleri, köyleri de beraber 750 alınca o zaman Türkiye'nin yarısı büyükşehir oldu. 33 tane. Şimdi bu ne getirdi, ne götürdü? Büyükşehir'in yaptığı en önemli işlevlerden bir tanesi 25 binlik, 5 binlik planları yapmak. Bunları daha önce İmar ve İskan Bakanlığı yapıyordu. Bu yetkiyi verdi. Evet. İkinci en önemli yetki devreye göre gayri sahih müessese ruhsatlarının birinci sınıf olanlarını daha önce Sağlık Bakanlığı verirdi. Bunlar da belediyeler aldı. Birinci, ikinci, üçüncü sınıf ruhsatları. Böylelikle bir yapısal değişiklik gitti. Fakat köylerin büyükşehir kapsamı içerisine alındığı zaman evet, köylere belediyelerin hizmet götürecek potansiyeli yok. Araç, gereç, eleman bakımından, hizmet bakımından. Evet. Dolayısıyla bu köylülerin lehine mi oldu, aleyhine mi oldu bilmiyoruz bir yer. Evet. İkincisi tabii bunun olumlu tarafları da var, olumsuz tarafları da var. Daha önce tabii küçük belediyeler, şehir belediyeleri, kasaba belediyeleri vardı. Köyler kaymakamlık yani köy kanunu tabi olduğu için merkezden yönetilir durumdaydı. Büyükşehir Belediyesi'ne geçince bu sefer Büyükşehir Belediyesi bütün köylere hizmet götürme konusunda sıkıntı yaşadı. Evet. Çünkü düşün bir kere çöp, ulaşım, değil mi? Kanalizasyon. Yol, kanalizasyon. Hizmetin parasını aldı ama hizmeti vermedi. O kesin o. Bir kere mesela sulardan deşarj parası alıyor ama kanalizasyon yok, arıtma yok. Evet. Yapmadığı hizmetin parasını alıyor. Abi şurada Merkez Kuyulu Mahallesi'nde yokmuş kanalizasyon. Hiçbir yerde. Şaşkınım yok. Yani. Ama deşarj parası alıyor. Evet. Şimdi bizim Aydın özeline gelince herhalde... Peki yasal mı? Vermediği hizmetin parasını alması. Değil ama alınıyor işte. Yani dava konusu olsa... Yani olsa ortada bir şey bu konu. Ortada biraz. Şimdi Aydın özeline göre sorduğu için arkadaşımız ve Aydın'dan bak örnek verelim. Evet. Şimdi Aydın Büyükşehir Belediyesi olmuş. 480 tane köyü var değil mi? Evet. Şimdi büyükşehirin imkanları belli, ilçelerin belli. Buralara hizmeti nasıl götürecek, hangi parayla götürecek, nasıl yol yapacak, değil mi? Bir de nasıl su götürecek? Yani şimdi düşünebiliyor bunun musun? Bütçesi de var ama. Yetmez, var yetmez. Evet. Şimdi mesela köylere saat taktılar, su saatleri taktılar değil mi? Evet. Şimdi vatandaş daha önce su parası vermiyordu. Köyün kendi imkanlarından kullanıyorlardı. Evet, muhtarlık kendi imkanı. Şimdi o saati okutmak için o köye... Memur gidiyor, araç gidiyor. Topladığı para memurun maaşını yetmiyor. İkinci o suyun bakım var depo. Şu an köy depoları Aydın'la konuştuğum için söylüyorum. Köy depoları inanılmaz sağlıklı. Bugün Sağlık Bakanlığı gitsin abi. Evet. Aydın'da işte dağ köylerinin depolarından numune alsın. O sular kesinlikle içilemez. Evet. Yani neden bunlar olumsuz etkilerini söylüyorum. Evet. Yani şimdi bir bak, kimsenin dikkati çekmediği bir olumsuz bir etkisi söyleyeceğim size. Eskiden vatandaş köylü evinin bahçesine biraz zerzevat et dikiyordu, patlıcan, evet, biber. Su bedava olduğu için suluyordu. Şimdi dikmiyor birçoğu. Neden? Su paralı. Diyor ki ya ben diktiğimin paralının karşılığını almıyorum. Hadi bakalım, bu talep enflasyonu yaratıyor. Ben bunu köylülerden duyduğum için söylüyorum. Tamam. Bu da bunun gibi olumsuz etkiler oldu. En önemli olumsuz etkisi de biliyorsun köy meraları belediyeye geçti. Evet. Şimdi o köy meraları mera kanununa göre, köy kanununa göre köyün ortak malıydı. Bir de vakıf araziler var. Köyün kendi vakıflar köyün kendisinin köyü vakıf diye. Vakıf köy vakıf mesela köy şimdi camisi. Şimdi bu meralar köy camisi için bağışlanmış. Şimdi meralar ortak mal olduğu için
Evet. Mesela düşük gelirli kişiler, arazisi yok, otlat yeri yok. Ne yapıyordu? Alıyordu 3-5 koyun veya 1-2 inek. Evet. Bu köyün merasında otluyordu, geçirip gidiyordu. Şimdi bunlar belediyeye geçti, belediye bütün bunları sattı. Köyde otlak kalmadığı için, mera kalmadığı için o 3-5 hayvancılık yapan gariban köylü de işlev yapamaz oldu. Evet. Şimdi bu çok olumlu tesir etti. Ben çünkü bunu net olarak bildiğim için söylüyorum. Evet. Şimdi gerçekten de adam hiçbir arazisi yok, bir şeysi yok. Ne yapsın? 3 koyun alıyordu, gidiyordu, köyün merasında otluyordu. Evet. Bunlar belediye de bunları satınca olmadı. Bu da bak o köy için olumsuz bir konu. Evet. Şimdi dolayısıyla benim hani Aydın gibi çok köylük, dağlık yerlerde büyük şehrin olumsuz etkilenmiş olduğunu söylememin sebeplerinden bir tanesi buydu. İkinci sebebe gelince, şimdi Kuşadası ve Didim, yazın nüfus inanılmaz artıyor. Evet. Belediyenin bütçesi belli. Yani nedir bütçesi? Kışlık nüfusuna göre 50 bin, 60 bin. Ona göre bir İller Bankası katkı payı olsun. Emlak gelirleri vesaire neyse. Şimdi nüfus birden 1 milyon, 1,5 milyon olunca ilçede hizmet yetmiyor. Şimdi Kuşadası'nda geçen günü şey yapıyorlardı, işte basında duyduk, dijital basında çöp toplanmıyor. Yetişemez belediye. Evet. Bu tür turizm merkezli olan yerlerde bir özel şey yapmaları lazım, ayrıcalık yapmaları lazım ki ona göre bir bütçe ayırsın. Benim bir formül önerim var abi bununla ilgili, bu konuyla ilgili. Daha önce seninle konuştuk mu hatırlamıyorum, birebir de görüşmüş olabiliriz. Şimdi bu buralarda ne var abi? Aslında bu Türkiye genelinde uygulanabilir. Şimdi bu otellerde kalanlarla ilgili, otelde konaklayanlarla ilgili, otel ne yapıyor? Emniyete bir bildirim yapıyor. Diyor ki kardeşim bugün benim otelimde şu 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 şahıslar konaklıyor. Bildirim başı 5 lira para ödese otel. Bu 5 liralar bu tür durumlar için, hani belediyelerin nüfusuna göre para geliyor ya, nüfusundan fazla konaklamaların giderlerinin karşılanması için ve kullanılsa, bir de turizm fonu olsa, tanıtım fonu olsa belediye ilçenin, daha çok insan o ilçede konaklasın diye belediyeler arta kalan parayla tanıtım yapsalar. Bugün hiç turizmle alakası olmayan ilçeler bu konuda turizme girmek ister. Atıyorum hiç mesela bizim Çine ilçesinde çok turistik bir faaliyet yok. Fakat sen Çin'deki otellerden konaklama başı 5 lira alıp Çin'e belediyesine bu parayı verirsen onun artık gideri olmadığı için, maliyeti olmadığı için ne yapar? Bu sefer tanıtım yapmak ister. İnsanlar gelsin. Başka otel açılsın ister. Turizmi açmak ister. Böyle bir önerim var benim. Olur mu olmaz mı bilmiyorum. Yani. Yani şimdi kaynak yaratmak mümkün. Yani? Yani kaynak. Fakat yerinde kullanılıyor mu, kullanılmıyor mu? Şimdi mesela orada bir izleyicimizin çok doğru bir tespitini söyledin sen biraz önce. Evet. Diyorsun ki yani hem hizmet yetişmiyor hem de nüfus artırıcı işler yapıyor diyor. Evet. Dediği doğru. Ha o zaman niye imar açıyorsun? Niye yeni otel ruhsatı veriyorsun? Ya oteli bırak, otel yapsa keşke. Dağ taş hepsi de yazık oldu. Çünkü neden? Türkiye'de gayrimenkul bir tasarruf aracı oldu. En garantili tasarruf yeri de yazlık yerlerde. Onun için bütün Kuşadası'nın o Davutlar tepeleri dahil olmak üzere efendim Kadı Kalesi civarı oraları, bütün Kuşadası'nın arkaları hepsi efendim imara açıldı. Buna gerek var mı? Yok. Evet. Yani gerek olmadı, nüfus artışı oluyor. O tespit çok doğru. Didim'de de aynı şekilde. Yani bir gayrimenkul yatırım aracı olaraktan bu bölgeler bir stok inşaat bölgesi haline getirildiği için belediyeler bunu tedbir alması gerekir iken efendim ne hikmetse işte nedir, gelir olsun diye mi yoksa rantçıların peşinde oldukları için mi nedir? Evet. Bunları efendim izin veriyorlar, devamlı imara açıyorlar. Bu Kuşadası'nın o tabii Didim'in tabii yerini işte Bodrum'da olduğu gibi bozuyor, yani doğallığını bozuyor. Evet. Bir kullanılmaz hale geliyor. Şimdi bir mesela bir çok eski tarihte 30 senelik önce yapılmış zannederim bir Kuşadası kolektör kuşaklama projesi var. O da işlemiyor. Biyolojik arıtması yok, kimyasal arıtması yok. Efendim çalıştıramıyor belediyeyi. Ben burada belediyeye de hak veriyorum. Çünkü neden? Gerçekten de bu kadar büyük yoğunluğa hizmet vermeye belediyenin imkanları yeterli değil. Yani burada şimdi kuş bakışı olarak belediyeye ben hak veriyorum. Evet. Ha, haksız tarafı ne? Devamlı imara açık sahalar yapıyorlar plan tadilatlarıyla.
nüfus arttırıcı yer getiriyorlar. Hani burada bir durdurmaları lazım bu işi. Evet. Bir noktada durma. Ama bu kapasiteyle, bu imkanlarla buralara bu hizmet gitmez. Evet. Gitmesi de mümkün değil. Aynı şekilde köylere de. Şimdi düşünün Karacasuyun Yaykın köyüyle Germenci'nin Dampınarı köyü. Şimdi burayı nasıl belediye hizmet götürsün ya? Evet. Yani buna benzin parası yetmez yani, onu söyleyeyim. Yani o bakımdan ben hani izleyicimizin sorusuna cevap olsun diye söylüyorum. Yani bu bütçelerle bu hizmetler yapılmaz. Evet. Belediyeyi burada biraz haksızlık yapmayalım. Çünkü Aydın'da eğer büyük şehir olmasa idi, bu sefer merkezi bütçeden gelecek paralarla köylerin işleri hallolacaktı. Tabii, il özel idaresi vardı, ilgi meclisi vardı. Tabii, biraz da o şey vardı. Sen şimdi demin bir soruyu kol üstü geçtin abi. Gol üstü diyorlar bizim orada. Dedin ki belediyeler arasında çekişme diye sormuş vatandaş. Vatandaş bunu neden soruyor? Ben tahminimi söyleyeyim. Şimdi Kuşadası'ndaki sahiller 10 yılın Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne verilmişti daha önce. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile ilgili çok yoğun şikayet gidince bir de bir mahkeme dava konusu olmuş. Dava sözleşmeyi iptal edince bu sefer Aydın Valiliği ve Kuşadası Kaymakamlığı Kuşadası Belediyesi'ne verdi. Şimdi Kuşadası Belediyesi'ne verince Aydın Büyükşehir Belediyesi sahil şeridindeki bütün tuvaletlerini, işte bu duşa soyunma kabinlerini, işte duş yerlerini söktü bayram önü. İşte Güzelçam'daki, Milli, her yerdeki o bütün sahildeki şeylerini, malzemelerini söktü. Bu sefer oradan taşıdı. Bu sefer vatandaş bayram tatilinde özellikle ortada kaldı. Kuşadası Belediyesi de belediye mevzuatı gereği yeni malzeme almak için bir ihale süreci var. Sen biliyorsun abi. Bir ihale süreci. Şu hemen akşamdan sabaha alınmıyor. Dolayısıyla bir mağduriyet oluştu. Vatandaş o yüzden diyor. İki belediyeler arasındaki çekişme var diyor. Emin'ciğim, sadece yani ilçe belediyeleri ile büyükşehir arasındaki çekişme konusu sadece ikisinin arasında değil. Valilikle belediyelerin, kaymakamlıkla belediyelerin arasında da yeterli bir koordinasyon yok çoğu yerde. Bizim şehrimizde koordinasyon kurulu yok mu abi? Var ama işletilmiyor. Mesela mülki amirler yetkilerini kullanmazsa belediyelere efendim teftişler isabetli yapılmazsa veya da sonuçları ortaya çıkmazsa bu çekişmeler devam edecek. Yani projelerin doğruluğu, yanlışlığı tartışılmadan israf ekonomisi yürüyor. Yani öyle projeler var ki mesela hiç isabetsiz, yanlış projeler var. Evet. Dünyanın parası oraya yatırılmış belediye tarafından. Evet. Yani bu konuda bir koordinasyon merkezi yok. Şimdi belediye arasındaki çekişme dediğin zaman Büyükşehir Belediyesi... Sen bunu kurumlar arası çekişme diye bakalım. Tabii ben öyle bakacaksın. Evet. Yani şimdi İlçe belediyesi bir şey yapmak ister. Büyükşehir belediyesi kardeşim bu uygun değildir yapma der, başlıyor çekişme. Şimdi ben o kadar mesela birinci kurumlar arası çekişmeyi söyleyeyim sana, bir örnek vereceğim. Birinci sınıf tarım arazilerine birinci sınıf gayri sıhhi müessese yapmayı mümkün değil. Evet. Toprak komisyonu tarafından izin çıkması lazım. İzin çıktıktan sonra plan tadilatı yapılacak. Tarım arazisi sanayi bölgesi, sanayi imarına verilecek değil mi? Bu böyle usul. Evet. Şimdi toprak komisyonu kim? Valilik. Genelde işte tarım müdürlüğü falan oluyor. Peki siz birinci sınıf tarım arazisine niye veriyorsunuz? Belediyeden bir teklif gelmiş burada. Niye kabul ediyorsunuz? Tarım arazileri niye daraltıyorsunuz? Yani şimdi böyle isim versem olmaz, yanlış olur. Yok, ama. Aynı şey mesela maden sahaları, ÇED raporları, şunlar bunlarla ilgili de bir sürü yani bu anlamda yani onda pek belediyelerin etkisi olmuyor. Ama bu dediğim konuda tarım arazilerinin yani toprak komisyonundan kabul görmesi yanlış ve yani olmaması lazım. Peki şimdi şöyle bir şey. Abi sen oraya bakarsan devlet su işleri milyar dolarlık yatırımlar yapıp sulama kanalları çektiği bölgede devlet su işlerinin kanallarını söküp fabrika kuran yerler var. Yani bu usul, bunlar genel sorun. Ama bu konudaki çekişmeleri, koordinasyonu Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapması lazım. Yani bunu olmasa iyi olur. Aydınımız kaybeder, vatandaşımız kaybeder. Yani buna dikkat etmeleri lazım. Evet. Yasaları dikkat... bu konuda da illerin en büyük amiri olan Vali Bey'in de biraz bu parmağı taşın altına sokması lazım. Şimdi valiler biraz da siyaset gözeterekten efendim pek belediyeden işlerini karışmıyorlar.
Yanlış yapıyorlar. Karışacaksın kardeşim. Tabii halk seçti falan mevzusu yapıyorlar. Seçti. Ama mesela, olsun. Evet. Ama kanun yetki sana vermiş ya bunu. O yanlışa girip müdahale edeceksin. Eksiği tamamlayacaksın. Yanlışı düzelteceksin. Yani bu diyalog kopukluğunun ne gerek var ya? Evet. Yanlış varsa konuş, uygulayacaksın. Evet. Yani bu yanlış oluyor. Bu geçen hafta konuştuğumuz konuyu sormuş bir izleyicimiz. Müşteba Şen diye. O da diyor ki işte Yunan Adası deniz otobüs çekmesi yapması. O zaten bir açık ve net. Bak geçen hafta söylemiştin sen. Büyükşehir Kanunu'nun 7. maddesi P fıkrasında. İki fıkra, F ve P fıkra. P fıkrasında. Diyor ki Büyükşehir Belediyesi hudutları içinde deniz taşımacılığı yapabilir diyor. Bu kanun hükmü. Bunu ne şey kanun değişmediği müddetçe bunu kimse düzeltemez. Yani herhangi bir izin veremez, şu olamaz, bu olamaz. Bu aykırı bir şeydir. Evet. Şimdi bunların Yunan adalarına, Yunan esnafı iş yapsın diye buradan oraya turist götürmeleri iki bakımdan yanlış. Bir kere kanuna aykırı, ikincisi de siz Yunan adaları ekonomik dar boğazda değil, sen burada niye turist götürüyorsun? Sana mı düştü Yunan adalarının efendim esnafının iş yapması? Evet. Oradan buraya turist mi gelecek? Yok. Yani sonra sen İstanbul Belediyesi'nin otobüsleri bunlar, deniz otobüsleri. Sen bunu İstanbul trafiği çeşmek felaket. Sen burada kullansana bunları ya. Sen ne işin var burada gönderiyorsun? Efendim Ayvalık'ta, Çeşme'de, Aydın'da, Yunan Adaları'na adam gönderiyorsun. Ha bu işte ben gerek Manisa, Balıkesir ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı'na fazla şey yapmak istemiyorum. Yani çünkü bu işi Ekrem İmamoğlu'nun başının altından çıktığı belli. Onlar da zannederim ki politik ve başka subjektif nedenlerle onun bu şeyle projesine kabul etmek durumunda kaldılar. Ben hiç mi şey imkan vermiyorum ki kalksın da bizim Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı kalksın Yunan Adaları'na dolmuşçuluk yapsın. Bunu Ankara'dan ve genel merkezinden partinin veyahut da Ekrem İmamoğlu böyle yapacağız dedi. Bunlar da mecburen kabul ettiler. Evet. Ama ne oldu? Faturası kendilerine çıkacak. Çünkü Ekrem İmamoğlu'nun ben dedi kiralık verdim onlarla işbirliği yaptık. Onlar taşıdı. Ben ne yapayım deyince bu üç belediye başkanı kanunu çiğnemiş oldu. Bu kanun açık aykırıdır. İkincisi kanun serbest olsa bile siz Yunanistan esnafı iş yapmıyor diye size mi düştü bunların iş yapma için buradan turist göndermek ya? Evet. Hem de bir de Patnos Adası'nın işini anlatmıştım ben size değil mi? Evet. Biz sözde Bizans'ın sürgün merkezi diye. Evet. Anlattım o Yuhanna Bahsi'nde. Anlattın abi. Şimdi bu nedir? Yani o, bu yanlış bir kere bu. O, kabul edilir bir şey değil yani. Hatta bir fotoğraf da göstermiştik. Burada. Evet fotoğraf da göstermiştik. Yani olmaz bu yani. Evet. Bunu biz yani Yunan zulmü görmüş bir vilayet olaraktan bu Yunanlıların bu iş yapsın diye onlara kıyakçılık yapmak işini ben bir belediyemizin alet olmasını uygun... Ha Ekrem İmamoğlu ne yaparsa yapsın bizi enterese etmez. O kendisi bilir. Ama bizim bildiğimiz bir şey var ki Aydın vilayeti Patnos Adası'na. Ya Sisem Adası'nı götürse diyeceğim ki fazla bu kadar hadi ya getir. Ya Patnos Adası kardeşim sözde Bizans'ın efendim şu anda sürgündeki merkezi durumunda. Evet. Ne işin var senin oraya adam götürmek? Şimdi sen geçen Armegon'dan bahsetmiştin abi burada. Bir izleyicimiz Hayati Bulut adlı Barut adlı bir izleyicimiz de diyor ki bugünlerde 3. Dünya Savaşı çıkacak diye medyada konuşmalar başladı. Bu Armegadon denen şey mi? Açıklama yapar mısınız demiş. Bu sorunun muhatabı sensin abi. Ya şimdi onu geçen şeyde uzun uzun anlattım. O 7 kilise ve Yuhanna'nın bu bahsedilen Dünya Savaşı bu mu demek istiyor? Şimdi bu kıyameti öne çekmek için bir savaş çıkaralım diye böyle bir evangelistlerin projesi var. Evet. Şimdi Siyonizm iki türlü. Bir evangelist Siyonizmi var. Bir de Yahudi Siyonizmi var. Evet. Şimdi bunların inanışına göre, Yahudi Siyonizmine göre efendim Kudüs'ün 45-50 kilometre kuzeyinde bu Suriye hudutları içerisinde bir savaş çıkacak. Müslümanlar mağlup olacak. Yani orada şeytanın orduları diye geçiyor. Mağlup olacak. İşte göklerin krallığı Hazreti İsa Mesih dünyaya gelecek ve evet. 1000 yıllık bir efendim idare dünyaya sulh gelecek diye inanıyorlar. Ha biz evet. Bu inanç doğru mu yanlış mı diye tartışmıyoruz. Toplumdaki etkisini konuşuyoruz. Şimdi kalkıp da Hinduları siz niye ineği kutsal yapıp da tapıyorsunuz diyemeyiz. O bizim şeyimiz değil. Karışamayız. Şimdi adam buna inanmış. Doğru mu? Sen buna neden inandın diyemezsin. Bu inancı doğrultusunda hareket ediyor. Evet.
Bu işte de savaş çıkarmak için elinden geleni yapıyor. Yani işte öyle inanmış ya. Evet. Orada bir harp çıkaracağız. Buna Armagedon, yani kıyamet savaşı diyeceğiz ve Mesih de gelecek diyor. Evet. Şimdi böyle bir inanç karşısında tarihlere de bakarsan Yuhanna'nın kehanetine göre İsa'dan sonra 2000 yıl sonra dediğimiz zaman bugünlere denk geliyor. Evet. Şimdi burada gördüğünüz gibi işte Hizbullah'la İsrail çatışması büyüyor. Evet. Burada işte Filistin meselesi ortada. Burada bir savaş çıkartıp da işte kıyameti öne çekmek gibi bir düşünceler olabilir. Çünkü bunlar mesela öyle bir bize göre biraz şey geliyor. Gülünç demeyeyim de biraz saçma geliyor. Mesela Meşiha diyor Yahudiler. Meşiha Mesih. Mesih, Hristiyanlar Mesih diyor da onlar Meşiha diyorlar. Koltuk koyuyorlar. Evet. Gece bekliyorlar gelecek diye böyle koltuğun etrafında. Hristiyanlar da biliyorsun çam ağaçlarından efendim Aralık ayında pencere kenarlarına koyuyorlar, ışıkları yakıyorlar ki Mesih bizim evimize gelsin diye. Böyle inanıyorlar yani bu inanç konusunda evet. Tartışmayız. İnsanın istediğine inansın etsin. Biz tabii bu inanç konusundaki kesin bilgiyi yani Kur'an tabiriyle aynel hakkel yakın olan konuyu inandığı şey yaptığımıza göre, ölçü aldığımıza göre efendim bunları gülüp geçiyoruz. Ama karşı taraf böyle davranıyorsa biz tedbir alacağız. Bizi ilgilendiren konu şu. Bu yedi kilisede evet. Tekrar Mesih'in geleceğini ve Armagedon diye bir savaş çıkacağını söylüyor. Şimdi Hristiyanlara göre Armagedon bölgesi bugünkü Selçuk Efes bölgesi. Yedi kilisenin bulunduğu yerlerden birisi. Evet. Yahudilere göre ise bu Suriye topraklarını Kudüs'e 45 kilometre yukarıdaki bir yerde. Şimdi İsa nereye gelecek gidecek bunlar karar veriyorlar. Yani İsa peygamber gelecek olsa bile bunlara mı soracak? Yani bunlar bize tabii biraz şey geliyor. Hani onları bir şey yapmak için, aşağılamak için söylemiyorum da Kur'an açısından baktığımızda saçma gibi geliyor yani. Tabii. Abi, hani bir de bu Müslümanlara bulaşmış bu iş. Onlar da yani İslam adı altına Emevi Camii'ne gelecek diye inanıyorlar. Yani bu İsa'yı paylaşamıyorlar. Tekrar nereye gelecek, nereye gidecek diye. Şimdi esas bu işin teolojik felsefesini ben burada anlatırsam çok uzun sürer. Tabii. Bu Mesih meselesini de. Yani şeyimize söyleyeceğim. Ama bu anlattıklarını... Üçüncü Dünya Savaşı meselesinin teolojik yönünde böyle bir durum var. Ama esas mesele küresel güç olma yönünde Amerika'nın dünyaya tek hakim olmak için rakibi gördüğü Rusya'yı ve Çin'i zayıflatmak için böyle bir çeşitli bölgelerde işte bir efendim Formaza mı diyoruz ne diyoruz ona orada o bölgede Güney Çin'de işte evet. Ukrayna'da falan bir savaşa çıkar. Ne yapar ama bu olay Amerika'yı güçlendirir mi? Yani sanki Amerika bu işin altında ezilmesin, yok olmasın. Amerika Rusya'yı şey yapmak için yani böyle bir zayıf düşürmek için Avrupa'yı kullandı ve şeyde kabak da Almanya'nın başına tabii patladı. Almanya şimdi Almanya bir felaket durumunda. Çok büyük bir Almanya'da, enflasyon var. Evet, enflasyon çok, var. Bu başka. Avrupa Birliği'nin dağılış sürecini girdiğini ben söyleyebilirim bu durumda. Avrupa Birliği dağılış sürecini girer. Bu dağılacaktır da. Peki Avrupa Birliği'nin dağılması Amerika'nın elini güçlendirir mi, zayıflatır mı? Ben, güçlendirir. Güçlü Amerika'yı. Evet. Çünkü oradaki blok parçalandıkça Amerika'nın tesisine daha çok girerler. Öyle mi? Tabii çünkü hani onların bir korkusu var. Acaba tekrar Rusya bir nüfus kullanıp da buraları nüfus sahasını alır mı endişesi için. Onun Amerika'nın daha çok işine gelir o. Şimdi Avrupa Birliği'ni zayıflattı. Çünkü İngiltere'nin çıkması bunun evet. işaretiydi. Bunu stratejik bir strateji başlığı altında konuşalım abi daha yani sonra. Yani bu tabii bir küreselleşmeyle alakalı bizim uzmanlık olduğumuz sahadır. Amerika kendisi de zaten 2 trilyon dolar borcu var. Kendisi de iyi durumda değil. Amerika'nın içi kaynıyor. Evet. O, evsizler çoğalıyor, uyuşturucu felaket, aile yapısı bozulmuş efendim. Yani anlatılacak gibi değil. Bakma evet. Sen propagandaya falan ama Amerikan da içi değil. Düşünebiliyor musun? Artık sınırlarını duvar örmeye başladılar göçmenlerden evet. ötürü. O bakımdan hani Amerika'nın da durumu iyi değil. Silah sanayi, ilaç sanayi güçlendirmek için her yerde efendim bu kartelleriyle
saldırıyorlar dünyanın her tarafına ama her yerde de bozuluyor. Şimdi bugün dünyada bak çok net bir şey söyleyeyim. Amerikan aleyhtarlığı gün geçtikçe büyüyor. Amerikan aleyhtarlığı gün geçtikçe büyüyor. Daha da büyüyecektir. Dünyada değil mi? Evet. Şimdi Avrupa'da mesela Amerika şey sempatizanları mesela, vardı. Şimdi aleyhe döndü bu şimdi iş. Şimdi ahlaki üstünlüğü kaybetti Amerika. Özellikle Filistin, Gazze'de İsrail'in yanında durarak dünyada böyle bir takım gelişmelerde koyduğu tavırlar, yaptığı uygulamalarla sanki ahlaki bir üstünlüğü yok Amerika'nın. Ekonomik bir üstünlüğü var. Askeri bir üstünlüğü var fakat ahlaki üstünlüğü yok. Dolayısıyla gönüllerde yeri yok gibi bir durum var dünyada. Yok. Ve Amerikan halkında da olmuş. İşte o Sovyet zamanında komünizme karşı blok oluşturmada güven unsuruydu. Şimdi o tehdit kalkınca ortadan Amerika bu sefer daha beterini yapmaya başladı. Efendim ne oldu? Ülkeleri tehditle yönetmeye çalışıyor. Tehdit etmediği ülke yok. Evet, Amerika'nın yani, tehdit etmediği ülke yok. Dolayısıyla artık bu tersine dönecek ve tersine dönmeye de devam ediyor. Bak her yerde karıştırıyor, darbe yaptırıyor, ediyor. İşte geçen günü nerede yaptırdı? Güney Amerika'da bir yerde tekrar bir darbe yaptırmaya çalıştı. Yani dolayısıyla Amerika'nın sabıkası her geçen günü artıyor. Nefret artıyor. Güven azalmış durumda. Ve buna karşılık da Avrupa'da görüldüğü gibi milliyetçi akımlar yükseliş içerisinde. Esasında bu milliyetçi akımların yükselişi Amerikan tehditlerine karşı bir göstergedir. Evet. Yoksa şey göç meselesi veyahut da sığınmacı meselesi etkili olmakla beraber esas Amerika'nın politikalarına karşı daha milli ve ulusal politika izlenmesi hususunu efendim Amerikalılara karşı yapılan bir gösteridir yani. Onu kabul edeceğiz onu. Şimdi birisi yazmış abi kuş bakışı ile ilgili direkt bana hitap etmiş. Emin Bey demiş ben Çin'den Ahmet Baltacı. Program çok faydalı. Kıymetli hocamız Zekai Savaşlar'dan çok şey öğreniyoruz. O bizim Yörük Federasyonu başkanımızdı. Ha. Başarılar diler, saygılar ve hürmetler demiş. Ha, bizim o Yörük derneklerinden. Tamam. Soru değil böyle bir şey gelmiş. Teşekkür ederiz. Birisi daha yazmış. Sevgi Seval Seher Köseler, Kuşadası Kuş Bakışı programı harika, tebrikler, iyi ki varsın TV'den Aydın'ın sesi diye. Bu da televizyon kanalımıza gelmiş. Bir mesaj daha var. Programda Türkiye'nin bir numaralı sorunu bürokrasi dediniz diyor. Terör, ekonomi, işsizlik varken bürokrasi nasıl öncelikli sorun olur? Emekli bir bürokrat olarak merak ediyorum demiş birisi. İsimsiz bu da. Böyle bir soru var abi. Ya biz onu daha önceki programda söylemiştik değil mi? Evet. Türkiye'nin en önemli sorunu diye. Şimdi izleyicimizin tabii nasıl bir hangi bürokrat olduğunu bilmediğim için bir şey diyemeyeceğim. Şimdi işsizlik, ekonomik durum ve terör. Sebep mi sonuç mu? Sonuç. Sebebi ne? Bürokrasi mi diyorsun abi? Sen iyi idare edemezsen anarşi çıkar kardeşim. İyi idare edemezsen ekonomi bozulur veyahut da işsizlik artar. Bunu kim idare edecek? Devletin memurları. Şimdi bürokrasi dediğimiz zaman şöyle anlayacağız. Bir kere devletten maaş olan herkes devletin memurudur, ajanıdır. Bürokrasinin içindedir. Bürokrasi o değildir. Bürokrasi şudur. Tarha ve sarfa yetkili olanlar bürokrattır. Diğerleri memurdur. Şimdi mesela tapu dairesine gittin. Tapu dairesinde imza yetkisi kimde? Müdürde. Bürokrat odur. Diğerleri memurdur. Onlara söylemiyoruz biz. Evet. Yönetici memurlar diyelim. Yöneticiler yani. Esas karar vericiler. Evet. Şimdi belediyelerde bürokrat kimdir? Belediye başkanı değil. Müdürdür. Evet. Müdürlerdir. Şimdi yani yetkili. Kalkıp da belediye işçisi veyahut da zabıta memuru değil. Şimdi dolayısıyla buradaki karar vericilerin yasalara ve görevlerinin gerektiği şekilde yaptıkları takdirde bu kanunsuzluklar, usulsüzlükler olmaz. Evet. Olmaz. Yani nedir? En azından israf olmaz, değil mi? Ekonomide tabii makro ekonomide Türkiye'deki Ankara'nın maliyenin politikaları olmak üzere her kademedeki bürokratın üzerine düşen görev şudur. Birinci su. Vatandaşı devlete karşı soğutmayacaksın. Vatandaş devlete karşı soğumayacak. Benim devletim diyecek. Evet. Bu ne biçim devlet demeyecek. Bunu dedirttirmeyecek. Bunu dedirttirmeyecek olan devletin memurlarıdır.
bürokratlarıdır. Ya bu nasıl iş? Bu niye adaletsizlik? Niye sen keyfi iş yapıyorsun? Demeyecek. Evet. Yani bunu dedirttirdiği andan itibaren işte terörden daha tehlikelisin. Devlet, vatandaş devletine karşı aidiyeti, sempatisi, sevgisi, saygısı azalırsa, kaybolursa o devlet ayakta duramaz. Evet. Hani ne diyor? İnsanı yaşat ki devlet de yaşasın. Olmaya işte, cihanda... Yani şimdi onun için devlet... Olmaya cihanda bir devlet bir nefes sıhhat gibi diyor. Yani şimdi buradaki devleti, insanı yaşat ki devlet yaşasın. Devletin görevi millete hizmettir. E sen bunu hizmet yapan adamlar gereğini yapmazsa ne olur? Hani bir atasözümüz var. Teşbih olmasın da örnek olsun diye söylüyorum. Havlamasını bilmeyen köpek sürüye kurt getirirmiş diye. Sen şimdi polis, jandarma görevini yapmazsa ne olur? Anarşiden geçemezsin. Evet. Her tarafta narkotik suçlar olur, hırsızlık olur, cinayetler olur. Değil mi? Şimdi ya, oluyor bu dediklerin. Şimdi adalet... Oluyor bu dediklerin abi. Demek ki görev eksik. Abi Aydın'ın kanalizasyon suyundan yapılan testte en çok uyuşturucu kullanılan, metamfetamin denilen maddenin en çok kullanıldığı ile Aydın çıkmış. İşte o zaman ne? Ya kanunlar yetersiz, ıslah edici, caydırıcı değil ya da görev yapılmıyor. Bunun üçüncü sebebi yok. Bunu kim yapacak? Devletin şey yapacak. Efendim, görevlileri yapacak bunu. Şimdi bu devletin hani konuşuyoruz şimdi burada hani bürokrasi diye. Şimdi bürokrasi düzgün çalışsa, iş yapsa bu şeyler olur mu? Evet. Yolsuzluklar olur mu? Usulsüzlükler olur mu? Olmaz değil mi? Evet. İşte ben onun için birinci soruda. Şimdi şöyle bir şey düşünün ki hani meşhur hikayedir. Tamam mı? Tuz kokarsa meselesi var ya. Evet. Yani şimdi bir hastane düşünsen. Hastane hizmet bekliyor. Doktorlar hastaysa, iş yapmıyorsa hastalar ne yapsın? Ki pandemide oldu bu. Yani bir şimdi. Şimdi eğer bürokrasi dediğimiz, yani sarfa ve tarha yetkili kişiler görevini yapmaz ise... Sarf ne, tarh ne abi? Sarf para harcama şeyi. Evet. Tarh karar verip tayin etme gibi şeyler. Yani eski tabir kullandığım için. Yani şimdi biraz önce konuştuk Kuşadası'nda. Sen imara açıyorsun. Kim açıyor bunu? Evet, Aydın Büyükşehir Belediyesi de Kuşadası Belediyesi. Bitti. Şu an öyle. Vatandaşı çıkartıyor bu. Çevre Şehircilik Bakanı. Yani o bakımdan bürokrasi. Bürokrasi düzelmezse bu sorunlar nasıl düzelecek? Evet. Yani sebepleri ortadan kaldırmazsan sonuçları değiştiremezsin. Evet. Sebebi ortadan kaldırmak için de en önemli şey bürokrasinin ehil, hakkaniyetli, adaletli, çalışkan iş yapması lazım. Yani bir kere bak şimdi. Vatandaş, yani uygulanan ekonomik politikalar falan bunları eleştirmeye için çok zamanımız olur ama ya şöyle bir şey. Sen bir gün vergini geç geldiğin zaman hemen ertesi gün telefona mesaj geliyor mu? GİP, Gelir İdaresi Başkanı. Geliyor değil mi? Tamam. Hı. Ama vatandaşın maliyeden bir alacağı olsun. Veya KDV alacağı olsun. A bak bakalım ne kadar zamanda alıyorsun. Yani adalet diyorsunuz ya, adalet boşanma davasında veyahut alacak verecek davasını kastetmiyor. Kamunun yönetimindeki adaletten bahsediyor. Yani devletlere adalet lazımsa kamunun yönetimindeki adalet önemlidir. Buradadır. Sen bürokrasi olarak bu adaleti sağlayamıyorsan yandı keten elva. Şimdi ben tekrar geçen hatırladım, sordum. İdare mahkemesi dünyada nerede var dedim. Bir tek Türkiye'de var. İdare mahkemesi ne yapıyor? Ne yapıyor? Bürokratlar, memurların yaptığı işlemlerle ilgili müracaat ediyorsun da oradaki işlere o bakıyor. Demek ki o kadar çok bürokrasi yanlış, o kadar haksız uygulama var ki vatandaş gidiyor idare mahkemesine koşuyor. Yani onun için ben dedim bürokrasi ve idarenin düzelmesi lazım. Birinci sorun Türkiye'de budur dememin sebebi budur yani. Evet. Yani maalesef düzeleceği yerde daha da laçkalaşıyor yani, yozlaşıyor yani. Bunu akıl erdiremiyor. Şey, kangren gibi abi, kesip atmadığında sarıyor işte. Olmaz yani bu. Şimdi politikacılar efendim burada karar verici olaraktan veyahut da işte kanun yapıcı olaraktan ya da daha alt seviyelerde neyle meşguller? Yani burada konuşmayalım nelerle meşgul olduğunu, tahmin edin siz. Olmaz ki. Bu yazık değil mi bu abi, Türk milletine? İşte her biri kişisel anlamda mal mülk sahibi olma derdindeler. Rahat yaşam derdindeler.
Öyle bakıyorlar ve Amerika gücünden kaynaklı hakkını kullandığı gibi onlar da Türkiye'deki işte bulundukları pozisyondan kaynaklı haklarını kullanıyorlar. Ben bir şey soracağım. Ben sana bir şey mi abi? Şu an Türkiye'de benim kişisel gözlemim bu. Düşüncem, gazeteci bildiğini, duyduğunu, düşündüğünü anlatabilir. Bence abi şu an Türkiye'de en güzel ticaret ne biliyor musun? Hakim savcılık. Ondan sonra ne biliyor musun abi? Müfettişlik, muhakkiklik. Ondan sonra ne biliyor musun abi? Bilirkişilik falan. Daha ondan sonra şey geliyor artık, sanayicilik, işte alıp satma falan. Onlar ondan sonra geliyor abi. Şu an bu hale gelmiş. Yani sermayesiz ticarete dönüşmüş. Yani şimdi bak, daha başka şeyler de var. Yani rüşvet işi almış. Bu bürokrasiyle ilgili bir şey anlatayım sana. Amerika'da Cumhurbaşkanı değiştiği zaman 2000 tane bürokrat değişiyor. Devlet olduğu gibi devam ediyor. Sistem. Aynı şey teknokratlar için de geçerli mi? Olabilir yani, onu bilemiyorum o kadar. Evet. Çin'de çok enteresan. Ben Çin'de gittiğim zamanlar hep onu sordum, soruşturdum. Ya bu 1,5 milyar insan nasıl bu disipline ederekten idare oluyor? Saat gibi işliyor her şey. Anlatabildim mi? Falan diye anlattılar. Bütün mesele o üst yöneticiler var ya Çin'de. Evet. Aşağı yukarı sayıları 3000 ile 4000 arasındaymış. Bütün işi organize eden, yöneten bunlar. Düşünebiliyor musun? 3000-4000 tane iyi bürokrat 1,5 milyarı idare ediyor. Türkiye 80 milyon, 4,5 milyon memur var. Ne vaziyetteyiz? Demek ki burada bir yapısal hata var, bir yanlış bir şey var. Yani ki bu iş yürümüyor yani. Yani bunu düzeltmek. Abi düzelteceğiz, edeceğiz diyorlar. Bir bekliyoruz, nasıl düzelecek? Nereden başlayacak bu iş? Yani şimdi vatandaş ve devlet tabii karşı zamana, karşıya gelmemesi zamana, lazım. Zamana bırakılıyor. Devleti, vatandaşı devletten soğutmamak lazım. Bunu da yapacak olan, hem sevdirecek olan, hem soğutturacak olan efendim bürokrattır. Ahmet Vefik Paşa diye çok Osmanlı'nın son sadrazamlarından valilerin piri olan zat Bursa valisiyken şöyle bir hadise oluyor. Bir kadın bahçede oturuyorlar Bursa evet. valiliğinde. Bir kadın geliyor. Diyor vali paşa, vali paşa diyor. Buyur diyor. Tamam. Benim diyor saatimi çaldılar diyor. Kocam öldü diyor, saatini diyor bıraktı. Ama oğlum da askerde diyor. Şimdi askerden gelince ben saati vermezsem diyor ne olacak diyor benim halim diyor. Benim saatimi bulun diyor. Vali paşa da tamam diyor, ben buldururum diyor. Hemen diyor git sen yarından sonra gel buraya diyor. Ondan sonra yanındakiler diyor ki devlet kapısı diyor çare kapısıdır. Buraya gelen kişiler çaresiz giderlerse devlete soğur, devlete düşman olur diyor. Yanındaki, ki şu an öyle. Yanındakileri çağırıyor. Gidin diyor çarşıdan bir saat alın gelin diyor. Bu kadın geldiği zaman saatini bulduk diye verin diyor. Şimdi bu Ahmet Vefik Paşa, Allah rahmet eylesin, devlet adamlığının emsalini, timsalini şu hareketiyle gösteriyor devlet adamına. Abi devlette devamlılık esas. Şimdi devlette devamlılık esas diyorsun. Gidiyorsun bir yere. Ya imza yetkilisi şu an yok diyorlar. Hani esaslı devlette devamlılık? Evet. Sen diyorlar o tatile çıktı işte, 15 gün sonra gel. İşte bu devlet adamları meselesinde bu Ahmet Vefik Paşa örneği çok önemli. Hani onun nedeninden yani devleti vatandaşın gözünden düşürmemeli ve devletine güvenmesi lazım. Devletine güvenirse parasını güvenir, dolar almaz, altın almaz. Evet. Kendi parasını. Zeki abi sen emekli misin? Emekliyim. Ben de emekliyim. Dolayısıyla biz seninle mevkidaş mıyız? Aynı sayılır. Bir başka mevkidaşımızdan mesaj var o zaman. Onu söyleyeyim evet, sana. Evet. Timur Göçmen diye emekli bir vatandaş yazmış. Mevkidaşımız yazmış. Emeklilerin durumunu diyor çok iyi anlattınız diyor. Geçen neden düşük aylık aldığını herkes anlasın. Teşekkürler, saygılar diyor. Neden düşük aylık alıyor emekliler? Geçen anlattık evet. Ya hani dünya ortalaması 4,5 çalışana evet. bir emekli düşüyor. Bizde 1,5 çalışana bir emekli düşüyor. Evet. Şimdi diyelim ki 800 bin, 8 milyon insanı alacağı emekli parası başka. Şimdi 15 milyon alıyor. Evet. İş bundan kaynaklanıyor. Yani emekli sayısı fazla. Niye? Orada dünyada 65 yaşında, 63 yaş üstünde emekli oluyor. Bizde 40 yaşında, 45 yaşında emekli oldu. Emekliler arttı. Dolayısıyla gerçekten yani emekli sayısı bu. Şimdi eğer bu ne zaman düzelir? Artık Türkiye'nin bir önemli sorunu, terör kadar önemli sorunu bu emeklilerin maaş sorunu gibi. Abi şu da var mesela. Bilmeyecek. Türkiye'de dedesinin maaşını alanlar var hala. Ve var maalesef. Şimdi bu da yanlış değil mi? Adam ölünce anlaşmalı boşanmalarla babasının parasını alan evlilikler var yani. Şimdi buna. Bu yanlış bence. Burada bir adam ölünce varsa eğitimi devam eden çocuğuna maaş geçebilir de kişi ölünce
Yani anlamıyorum ben. Kişi öldükten sonra niye torunla maaş devam etsin? Yani işte bu mesela belli bir yaşa kadar verirsin. Hatta hadi normal vatandaşın ki çok önemli değil abi. Milletvekili maaşları çok yüksek abi. Onların çocukları, torunları. Yani onlar o ayrı bir ekstrem bir konu. O ayrı bir fela şey de. Önemli olan o değil. Kardeşim olmayan parayı veriyorsun. Ben milletvekili çocuğu olsam niye bir yerde maaşla çalışayım, işe gireyim ki abi şu an? Maalesef. Babamın maaşını alırım. Kaçak yollardan başka gelir temin ederim. Çünkü çok kıymetli maaş. Çok yani emekli maaş çok. Yani bu biraz şeyi teşvik eden durum. Tabii bunlar konuşulur. Bir izleyicimiz de Mustafa Çotur diye Tekirdağ Çorlu'dan yazmış abi bize. Diyor ki Zekai Bey'in makalelerine nasıl ulaşabiliriz? Patrikhane ile ilgili yazdıklarını çok merak ediyorum demiş. O geçen programda gösterdiğimiz makale. Evet. Vallahi ben nasıl... Onun telefonunu bana verirseniz ben resmini çekip göndereyim onlara. Tabii, Milli Kütüphane'ye gidip aramasın. Yani internette de yok. Eski tarih şey olduğu için 90'lı yıllarda olduğu Milli için. Milli Kütüphane'de falan vardır. Belki abi de çok zor. Nasıl bulsun adam? Onu gör, telefonunu bana verirseniz ben olur. Onu şey yaparım. Sen abi bu tür şeyleri yayınlayacağın bir blog sayfası ya da ne bileyim bu makale eski makalelerini yeniden yazsan iyi olur yani. İnsanların erişebileceği bir şeyler olsa. Ya çok kaç, yüzlerce yazı var. Hangisini yayınlayalım? Yok yeni yazabilirsin abi. Yeniden yazabilirsin. Aydindenge.com.tr'nin sayfaları sana açık. Sağ ol, yazalım, yazarız. Yani şimdi şu, ben tabii bir sosyolog olaraktan olayları tespit edip, mümkünse çözüm yollarını da söylüyorum kendi. Ama kalkıp da bana kimse müracaat edip de, ya bu nasıl, nedir diye. Ben 2016'da bir 15 teşebbüsü olduğu zaman olduktan, bir 5-6 ay sonra kendim sayede bir makale yazdım, yayınladım kendi şeyimde. Dedim ki Türkiye'de uygulanacak olan sistem prodonizm diye dedim. Prodonizm. Prodonizm. Şimdi bana hiç kimse prodonizm nedir diye sormadı. Bir nedir abi? Bir banka müdürü sordu. O okumuş benim yazıyı. Dedi ki ya bu prodonizm nedir acaba, ya izah eder misin dedi. Tamam dedim, sen dedim çay söyle, ben geldiğim zaman anlatırım dedim. Ona bir 15 dakika anlatmıştım. Prodonizm, bir ülkeyi ele geçirmek isteyen emperyaller o ülkeye önce bir ambargo uyguluyorlar. Ekonomik olarak çökertiyorlar. Vatandaş düşsün yılana sarılsın diye. Şimdi Türkiye ambargo altında. Abi 15 dakikada anlatmışsın prodonizmi. Biz bunu bir yayın konusu yapalım. Çünkü şey, zamanımız doldu. 15 dakikamız yok. Öyle bizden mi? Sonra ana haber var. Dolayısıyla bizim stüdyoyu terk etmeye... Herhalde 5-10 dakika, 5 dakikamız falan var galiba. Yavaştan programı kapatsak iyi olacak. Böyle toparlayalım. Yani o prodonizm başka bir başlık. Şimdi bugün izleyicilerimizin sorularını cevaplamaya çalıştık. Evet. Biraz 3. Dünya Harbi ile ilgili bir şey söyledi. Orada onu biraz hafif geçtik. Hiç endişeye gerek yok. Neden gerek yok? Halkımız bilsin ki Türkiye ile savaş yapacak güç de şu anda devlet yok. Türkiye ile savaş yapacak güç de devlet yok. Amerika'da dahil, Rusya'da dahil. Amerika'da, Rusya'da dahil diyorsun. Ben her iki, ne olur nükleer kullanılarsa Allah korusun, ona zaten çözüm yok. Ne Kafkaslar'da, ne Balkanlar'da, ne doğumuzda, ne kuzeyimizde, ne bize Türkiye, biz ne de okyanus ötesinde. Hiçbir kimse, ona rahat olun. Evet. Türkiye kimse çatamaz. Bu bir. İkincisi, Büyük Atatürk'ün bir sözü var ki ben onların çoğunun bir adeta keramet gibi doğru çıktığını gördükçe şaşıyorum. Diyor ki Türkiye Cumhuriyeti ilelebet badiyar olacak diyor ya. Evet. Demek ki Türkiye Cumhuriyeti hiçbir surette bir zarar şeye uğramayacaktır. Evet. Bunu ben şey gibi kabul ediyorum. Bir soru daha vardı. Sabahat Hanım ya. Sabahat Avcı Mehmet Ali Avcı'yız. Atatürk'ün Aydın'a gelişi kutlanıyor mu diye. Valilik yapmıyoruz, belediye yapmıyoruz. Bu kutlanıyor. Bununla ilgili bir şey ben yok. Bence kutlanıyor. Sadece o gün işi yoksa Büyükşehir Belediye Başkanı katılmayabiliyor. Çünkü neden? Atatürk'ün gelişi çok önemli. Ya, bugün. Şimdi başka önemli bir iş olduğu için Büyükşehir Belediye Başkanı katılmadığı zamanlar oluyor. Hayır, neden Atatürk'ün gelişi çok önemli? Bugün dünya incirde. Dünya birincisi olmamızı Atatürk'e borçluyuz. Evet, demir yolundan dolayı diyorsun. Hayır. Evet. Araştırma Enstitüsü'nü kurtardı. İncir Araştırma Enstitüsü. Eğer o kurulmasa inanır mısın millet bu incirleri söküp atacaktı çocuğu. Evet. Yani onun sayesinde bugün bu incir üretimi dünya birincisi oldu ve Aydın'a hayat hakkı verdi. Konuşalım abi. İncirin durumunu da konuşalım daha sonra. Çok teşekkür ediyorum abi. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Sağ olasın. Önümüzdeki hafta bu Patnos yarın mı gidiyor bizimki? Evet, yarın başlıyor seferler.
Şu an suça teşebbüs var abi. Suç oluşmadı. Daha inşallah yarına kadar oluşmaz da yani çok üzülüyorum. Her tarafta reklamlarımı da görüyorum. Evet. Yani Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Patmos'a sefer düzenlemesi Büyükşehir yönetenlerin suç işlediği anlamına gelir diyorsun sen. Ben öyle diyorum. Kanun öyle diyor. Ben kanun demiyorum. Öyle diyor. Kanun bu suç öyle inşallah diyor. Şu an suça teşebbüs var. Bu suça dönüşmez temennisine ben de ortak oluyorum abi. Teşekkür ederim Zekai abi. Çok sağ ol. Evet sevgili izleyenler, Bir Kuş Bakışı programının daha sonuna geldik. Zekai Savaşlar'la beraber izleyiciden gelen sorular üzerine sohbet gerçekleştirdik. Hoşçakalın.